Üşüyorum. Ve yine geçtim kamera karşısına. Yani ya sadece üşüdüğümden bahsetmek istiyorum. Size en son bıraktığımda havalar bu kadar kötü değildi. Yani en azından üşümüyorduk. Şimdi üşüyoruz. Yani Aralık 22. Yani bir zahmet üşüyelim artık. Ne diyeyim ki? Ama bu his hiç güzel değil yani. Çok memnun olduğumu söyleyemem bundan ötürü. Şu an hiç güzel bir his değil üşümek. Klimayı açtım. Petek yanıyor. Kapıyı kapattım. Ama bugün yani gerçekten çok aşırı soğuk. Neyse, işimize devam edelim. Şimdi ne işi diyecek olursanız radyodayım. Bu haftaki yayın akışındaki müzikleri düzenliyorum. Hangi saat diliminde hangi şarkılar çalacak onlara bakıyorum. İşte yeni şarkılar var sisteme eklenecek onları falan ekliyorum. Onlarla uğraşıyorum. Aynı zamanda kahve falan içiyorum. Yani şu an vaktim böyle geçiyor. Biraz da fazla şikayet ederek geçiyor. Kendi kendime şikayet ediyorum her zamanki gibi. Yani gerçekten şikayet etmediğim bir an yok. Yok yani. Öyle. Bence. Hava aşırı soğuk. Evet, gezelim bakalım birazcık. Dışarısı gri gördüğünüz gibi. Klasik bir Eskişehir havası. Böyle. Merhaba arkadaşlar. Yılın son gününde son videomu çekiyorum. Muhtemelen bunu yeni yılın ilk günü yüklemeyi düşünüyorum. Yani öyle bir plan var. Şu an radyoya gidiyorum ve bugün saat 17'de bir yayınım var. Tabi siz bunu izlediğinizde ben bu yayını çoktan yapmış olacağım ama belki yayından birkaç video çeker, bu vlog içerisine yerleştiririm diye düşünüyorum. Yani öyle bir planım var en azından. Şimdi radyoya geçeceğim. Yayınla ilgili son şarkı listesinin düzenlemesini yapacağım. Aynı zamanda konuşacağım konuları belirleyeceğim ki yayın sırasında herhangi bir sıkıntı yaşamayayım. Malum 9 aydır bir yayın yapmıyorum. Bu pandemi sürecinde ne yazık ki mikrofondan uzak kaldık. Tabii bakalım. Biraz da şey hissi var. 9 aydır yayın yapmıyorum. Acaba hani birkaç hata yapar mıyım ya da büyük hataları imza atar mıyım? Olayı heyecanı var. Umarım öyle bir şey, öyle bir şey olmaz. Güzel bir şekilde bu yayını da atlatırım. Bakalım. Şimdi 3'ten geriye doğru sayıyorum ve radyoda oluyoruz. 3, 2, 1... Konum olarak radyodayız. Var bunu kapatalım çünkü telif yiyebiliriz. Radyomuzu şimdilik susturalım. Şimdi yayına hazırlık yapacağım. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir aramız var. Aramı yani zamanımız var. Bir buçuk saat sonra yayında olacağım. Bunu da bir ayarlayamadım. Ya öyle. Şimdi işte hazırladığım metinler vardı. Konuda konuşacak
şeylerle alakalı. Onları bir düzenleyeceğim. Sıraya sokacağım hangisini ilk konuşmalıyım gibisinden. Şunu da bir yerleştiremedim. Ne kadar şanssız, bahtsız bir insan. Ya öyle. Yine hiçbir şey anlatamadım. Ya öyle dediğim, ya böyle dediğim, şöyle dediğim. Bir vlog oluyor galiba. Ya da vlog denir mi buna bilmiyorum ama. Olabildiğince rahat olmaya çalışıyorum şu an. Çünkü heyecanlanırsam ve kalbimin atışları hızlanırsa yayında takılırım. Bu da benim canımı sıkar. Streslenirim. Yayın 2 saat. 2 saat boyunca kimse kekeleyen bir programcı dinlemek istemez bence. Öyle değil mi arkadaşlar? Susamışım galiba ya. Onun için şu an tema belirliyorum. Şu an bu videonun bu dakikasını izleyen siz sevgili insanlar bir bardak su içsin. Ama ben kalabak içiyorum. Kalabak su. Eskişehir'in güzide suyu. Yine telif aldım galiba. Bu gıcırtı sesi ne ya? Her şey çok iyi şu an. Yeterince şımardığımıza göre hemen işe koyulmanın zamanıdır. Mailimize bir girelim bakalım. Mailimizde neler varmış. Su içmeden duramıyorum ya. Bir saniye hemen bir şey yapacağım şu an. Ne mi yapacağım? Abartmayı hiç sevmem. Abartı olmayan bir şey yapacağım şu an. Hemen yapıyorum. Yapmalıyım. Kalabak. Keşke kalabak sponsorum olsa. Neyse. Abartmayalım artık, yeter. İşimize gücümüze bakalım. Siz benim görselimi gördünüz mü? Muhtemelen gördüm. Mesaj. Mesaj gelecek birazdan telefonuma. Buradan mailime giremiyorum. Bakalım ne mesaj gelecek. Sizi de burada kullanayım. Çünkü yukarıdan bildirimi de. Size görselimi göstereyim ben. Radyo A101.7 Instagram. Çok hızlı bir insanımdır. Aa. Bakın. Bir şöyle göstereyim. Hesap açmamız gerekiyormuş. Neyse şöyle bakın. Umarım görebiliyorsunuzdur. Aynen. Ya her şey ters olmak zorunda mı ya? Neyse devam edelim biz işimize. Edemiyoruz. Edebiliriz. Evet, bu arkadaşlar da şu an beni dinliyor bence. Anadolu Üniversitesi Radyosu 101.7, Radyo A burası ve mikrofon başından sizlere seslenen programcınız ben Oğuzhan Yılmaz. Beni dinleyen... Yayındayım şu anda. Gerçekten maskeyle yayın yapmak o kadar zormuş ki. Yani bir yerde nefes yoruluyor. Yani nefes yoruluyor mu derler buna bilmiyorum ama zaten maske altında bir sıcak hava oluşuyor. Aynı zamanda konuşmaya çalışıyorum. Ultra. Sanki böyle başım ağrıyacakmış gibi hissediyorum. Kulaklık falan da takıyoruz. Ve beynim içerisinde bir basınç oluyor, anlayacağınız. Neyse, ona rağmen yayın çok güzel gidiyor bu arada. Bu ne ya? Yayın çok güzel gidiyor. Öyle yani.
Bak yine öyle yani demeye başladım. Bakalım yayınımızın bitmesine sanırım bir saat ya da bir 45 dakika falan var. Keşke müzikleri buradan açabilsem ama telif yiyeceğiz işte. Evet. 2020'ye veda niteliğinde oluşturduğum yılbaşı programı an itibariyle bitmiş durumda. Teliflemeden şunu kapatayım. Dın 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 dın. Evet. Aa kapatamadım. Evet. Biraz yoruldum gibi. Yani en azından hatasız, kazasız, belasız bu yayında bitirmiş bulunmaktayız. Güzel oldu 9 ay sonra tekrardan mikrofon başında olmak. Program yapmak oldukça özlediğim bir şeydi zaten ve bunu bugün tamamlamış oldum. Daha fazla ne derim bilmiyorum ama sanırım artık bu vlogun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Neyse, o zaman görüşmek üzere.